Ding Dağ Grup, tekstil sektöründe sahip olduğu uzun yılların deneyimiyle Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarına Penye grubunda fason üretim yapıyor. Firma bunun yanında Kuzey Irak Süleymaniyeli ortağı Hüseyin Hasan Ahmet'le Türkiye'den Kuzey Irak'a akü, zeytinyağı, toz şeker, tavuk gibi birçok ürünün ihracatını yapıyor. Firmanın İstanbul Bağcılar ve bir teşvik bölgesi olan Mardin'de üretim yerleri bulunuyor. Biz de King Dağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Dağ'dan tekstil sektöründeki çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyoruz. Sene 1994'lerde, 95'lerde İstanbul'a geldim. Tekstil sektöründe emekli ettik babayı. Şu anda bayrağı biz teslim aldık. Şu anda yürütüyoruz. Allah'ın izniyle hiçbir kazasız belasız. Ağırlık Penye grubu. Penye grubu de facto'nun, Essie'nin, ihracat firmaların üretimlerini yapıyoruz. Dosya teslim mallarını alıyoruz, yapıyoruz. Ve yanı sıra kendi imalatımız var. Kuzey Irak'a veriyoruz. Şu anda 900 metrekare alanında bir yerimiz var burada İstanbul'da. Yanı sıra Mardin'de teşvikler vardı. 6. bölge olduğu için ve ben bu teşviklerinden faydalanan bir firma sahibiyim ben. Gerek SSK'lılar olsun, gerek vergiden olsun hepsinden faydalandım. Buradan devletimize teşekkürlerimizi, şükranlarımı sunuyorum ben. Eyüp Dağ konuşmasında teşvikler konusunda yetkililerden beklentilerine değinerek, sigortasız taşeron çalıştırılan elemanlar konusunda önleyici tedbirler alınması gerektiğinin altını çiziyor. Hükümetimize buradan şükranlarımı, sevgilerimi sunuyorum Eyüp Dağ olarak. İnşallah bu teşviklerden yana biraz daha imkanlar sağlansa çok güzel yerlere varırız inşallah Allah'ın izniyle. Halkına, esnafına bu konularda destek çıkarsa daha hoş, güzel şeyler olur. Başta bu tekstilin yürümesi için millet rahat rahat eskisi gibi canla gönülle işine vermesi için bu taşeroncuların önlemini alması lazım. Gündelikçileri, günlükçileri piyasadan kaldırmaları lazım. Eyüp Dağ programımız aracılığıyla iş adamlarını Mardin, Şırnak, Silopi gibi teşvik bölgelerine yatırım yapmaya davet ediyor. Orada hep işsizlik olduğundan dolayı milletimiz, gençlerimiz, gül gibi çocuklarımız, bunlar hepsi harcanıyor. Ama gerek buradaki iş adamlarımıza sesleniyoruz, oraya yatırım yapsalar çok güzel şeyler olur, çok güzel yerlere varılır. Şırnak Silopi bölgemizde benim Mızıroğlu Tekstil diye firmam duruyor orada. Yani ben kendim oturuyordum, makineye tarif ediyordum, işleri tarif ediyordum. Bunlar yani aşkla, sevgiyle yani paha biçilmez. Hani bir yoldan yürüyordum, Eyüp abi geldi. Yani saygıyla, hürmetle karşılıyorlardı bizi. Evet. Bunlar hepsi işi seviyorlar. Yani evet. Bir yatırım oralarda olması şarttır. Eyüp Dağ konuşmasının sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten çok güzel söylüyor. İnşallah hep beraber 2023'ü güzel günler bizi bekliyor. İnşallah güzel şeylerimiz olacak. Türkiye'nin beklentileri var, gerçekten var. Sayın Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Her zaman başımızda dursun inşallah. Katkıları çok var. Sınırsız bir şekilde katkıları vardır. Ben İstanbul'da sene 95'ten beri İstanbul'dayım. Ulaşım var, alt yapı, üst yapı yok. Hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür olsun.